Merhaba, Emre ben. Bu aralar eve kapanmış haldeyim. Çünkü 20 yaşın altında olduğum için mevcut pandemiden dolayı günün belirli saatlerinde dışarıya çıkmaya iznim var. Bu zamanı değerlendirmek adına da YouTube için videolar hazırlamaya çabalıyorum. Video yapmak en azından benim adıma uzun sürdüğü için bu tarz bir zaman birikimine ihtiyacım vardı zaten. Her neyse, bugün konum yalnızlık. Yalnız kalmak, yani bir insanın kendini boşlukta hissetmesiyle karışık biçimde kendini dünyadan kopuk hissetme duygusudur. Yalnız kalmış bir insan etrafında kimseyi bulamaz. Kendisini toplumdan kopmuş hisseder ve başka insanlarla anlamlı bir iletişime girmekte zorluk çeker. Yalnız kalmış insan içinde kopukluk ve boşlukla hayatına devam eder. Ama yalnızlık sıradan bir yalnız olma halinden farklı. Çünkü yalnızlık bilinçlenmiş bir varlığın kaçışının olmadığı bir yola evrilişi denebilir. Modern insanların karşı karşıya olduğu büyük tehditlerden biri olan yalnızlık, aslında bakıldığında her durumda ve her koşulda bizi bulacak bir haleti ruhiye. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi, ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası. Yani aslında hepimiz bu yalnız olma durumunu içimizde taşıyoruz. Videoda ise toplumun yalnızlığa veya yalnızlara olan bakış açısından değil, yalnızların yalnızlığa olan bakışından bahsetmek daha uygun. Ve yalnızlık ise farklı biçimlerde temellendirilmiş bir şey. Schopenhauer'e göre yalnızlık tüm seçkin zihinlerin yazgısıdır. Yani kendini geliştirmiş ve diğer insanlar arasından sıyrılabilir olanlar her koşulda yalnız olurlar. Cesur Yeni Dünya'da Huxley ise eğer farklıysan yalnızlığa mahkum olursun diyerek destekler. Yalnızlıklarını seçkinlik ve farklılıktan görenler dışında yalnızlıktan keyif alanlar da mevcut. Ben bu özellikte çok az insan tanısam da kendimi bu fikre yakın hissettiğim zamanların sayısı son derece artmaya başladı şu zamanlarda. Yalnızlığın farkına varıp zevk alma durumu keyifli olabilen bir şey. Milan Kundera, yalnızlık bakışlardan uzak olmanın hoşluğudur derken, insansızlıktan alınan keyfi anlatırken, Franz Kafka, Milena'ya mektuplarda kimi zaman yalnız kalabilmek mutluluğun ilk koşulu ve Jean Genet ise kim ki bu yalnızlık karşısında büyülenmemiştir, resmin güzelliğini anlayamaz, anlıyorum derse yalandır diyerek ona katılır. Peki kalabalıklar içinde oraya ait olmadığınızı ve o kalabalığa rağmen aslında yalnız olduğunuzu düşündünüz mü? Bukowski seçilmiş bir yalnızlığı seçilmeden girilen bir kalabalığa tercih ederken, Seneca ruh dinginliği üzerine de yalnızlık kalabalığa karşı duyulan nefrete çare olur der. Paul Auster, asıl yalnızlık yalnız hissetmenize sebep olacak kişilerle yaşamak zorunda kalmanızdır diyerek kalabalıktan pek de haz etmediğini bu şekilde gösterir. Problemin bir de asla anlaşılamayacağımız gibi bir boyutu var. İnsanı samimi biçimde dehşete kaptıracak derecede güçlü bir sorun aslında bu. Etrafınızdaki herkesi veya her şeyi düşünün. Muhtemelen hiçbiri tam olarak sizi anlamayacak. Jean-Jacques Rousseau, çünkü konuşmaktan maksat anlaşılmak olunca anlaşılmamak üzerine konuşmak yapılacak en büyük hatadır dese de ben bu konuya değinmeden rahat hissetmiyorum. Ama yani insan nasıl ve hangi yolla anlaşılabilir? Bunu anlamak Emre için güç. Çünkü kendisi bir çözüm bulamıyor. Goethe'nin Genç Werther'in acılarında her şeye rağmen anlaşılmamak bizim gibilerin yazgısı dese de umarım kendi sonum Genç Werther'e benzemez. Günümüz gençliğine umutsuzluğun ve karamsarlığın büyük etkilerinin olduğunu kendi çapımda görmekteyim. Gelişen sosyal medya bize toplumu sevmemeyi, ülkedeki ekonomik sorunlar, gelecekte ışık görmemeyi, popüler kültürse kaliteli işlerin ne kadar az önemsendiğini öğretti. Bu umutsuzluk ve karamsarlık yalnız insan sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Ama bu kötü bir durum mu? Bunun karar merceği ben değilim. Bir de her gelen yeni neslin bir öncekinden farklılaşması gibi sosyolojik bir gerçek de katılıyor buna. Yani elbette tarihteki ilk karamsar gençlik 2000 sonrası doğan Türkiye Cumhuriyeti gençliği değil. Evet, Emre ben ve bu da videonun sonu. Bu
Dönen atlı karıncayı seyrederken siz de ne kadar yalnız olduğunuzu düşünün. İyi akşamlar.